21 yıl önce öldürülmüştü. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Olay 30 Haziran 2001 tarihinde Derince'de meydana geldi. O tarihte asker olan Kasım Aydın dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın'ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler geçen yıl yaptıkları operasyonla Hidayet İ'yi gözaltına aldı. Hidayet İ ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli Tamer Kağan'ın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Hidayet İ de tutuklanarak cezaevine gönderilirken öte yandan Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Tamer K. Hidayet İ'nin çelişkili ifadesi sebebiyle yargılandığını söyleyerek beraatini istedi. Cumhuriyet Savcısı Aydıncan sunduğu mütalasında sanıkların Kasım Aydın'ın başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğduklarının sabit olduğunu kaydetti. Savcı sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti avukatların mütalaya karşı süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.